Herkese merhaba arkadaşlar bu dersimize de logaritmanın özellikleri ile ilgili bol bol soru çözümü yapacağız açıklamalar kısmında pdf linki var oradan pdf indirebilir veya pdf açıp sorulara baktıktan sonra istediğiniz sorunun çözümünü izleyebilirsiniz benim tavsiyem her zaman olduğu gibi videonun tamamının izlenmesidir Evet arkadaşlar 2020 AYT sorusu. Bir çubuk eşit uzunlukta 4 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu logaritma 5 tabanında x birim diyor. O zaman arkadaşlar çubuğun uzunluğunu bulmak istersen ne yapacağım? 4 çarpı logaritma 5 tabanında x diyeceğim. Çünkü her bir parça logaritma 5 tabanında x 4 ile çarptım tüm parçayı buldum. Şimdi eşit uzunlukta 10 parçaya bölünürse her bir parça o zaman logaritma 5 tabanında x kare bölü 25 oluyormuş. Eğer ben bunu da 10 ile çarparsam her bir parçanın uzunluğunu Yine çubuğun uzunluğunu bulmuş olurum arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şimdi bu iki ifade de bana çubuğun uzunluğunu verdiğinden dolayı bunlar birbirine eşit. Ve arkadaşlar burada hemen düzenlemeye başlayalım. Mesela 4 ile onu sağa değiştirelim önce isterseniz. Şurası 2 diğer taraf 5 oluyor. Daha sonra arkadaşlar sağ tarafta logaritma 5 tabanında bir düzenleme yapalım isterseniz. 5 parantezinde logaritma 5 tabanında x kare eksi logaritma 5 tabanında 25 oluyor. Sol taraf 2 çarpı logaritma 5 tabanında x. Şimdi sağ tarafta arkadaşlar 5'i dağıtacağız ama önce kuvvetleri öne alalım isterseniz. 5 dursun. 2 logaritma 5 tabanında x eksi diye de zaten 2 eşit işte oluyor. Burada 2 logaritma 5 tabanında x var. Hemen 5'i dağıtalım arkadaşlar. Ne olacak? 10 çarpı logaritma 5 tabanında x eksi 10 oluyor. Sol tarafta 2 logaritma 5 tabanında x duruyor. Şimdi arkadaşlar düzenleyelim. 2 logaritma 5 tabanında x'i e sağ tarafa alıyorum. 8 logaritma 5 tabanında x kalıyor. Eksi 10'u sola aldım. Evet o da 10'a eşit. Her iki tarafı 8'e böldüğümde logaritma 5 tabanında x arkadaşlar 10 bölü 8. Yani 5 bölü 4'e eşit oluyor. Şimdi arkadaşlar bizden çubuğun uzunluğu istenmiş. Çubuğun uzunluğu zaten burada ilk yazdıklarımız değil mi? Yani bunlar aynı zamanda çubuğun uzunluğu oluyor. Hemen yazalım şuraya. 4 çarpı logaritma 5 tabanında x bizden isteniyor mesela. Biz de logaritma 5 tabanında x'i e 5 bölü 4 bulmadık mı? Hemen yerine yazıyorum. Ve oradan cevabın arkadaşlar 5 geldiğini yani Adana geldiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar 2020 AYT sorusu. En bir tam sayı ve 1 ile 100 arasında olan bir tam sayı arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında logaritma 3 tabanında en ifadesinde değeri bir pozitif tam sayı eşittir diyor. Buna göre en sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ben bunu a'ya eşitleyeyim. A da tabi bir pozitif tam sayı olacak. Buradan logaritma 3 tabanında N ifadesi arkadaşlar 2 üzeri a'ya eşit olur. N de 3 üzeri 2 üzeri a olacaktır. Şimdi n biliyorsunuz 1 ile 100 arasında sayılar tam sayılar. Bu arada iki arkadaşlar 3'ün kuvvetlerini arayacağız demektir bu. Hemen 3'ün kuvvetlerine bakalım bu aralıkta. 3 üzeri 1, 3'ü görüyorum. 3 üzeri 2 var. 9 o aralıkta. 3 üzeri 3 27 o aralıkta. Ve 3 üzeri 4 81 o aralıkta. 3 üzeri 5 1 ile 100 aralığında değil. Şimdi burada 2 üzeri A arkadaşlar ne olabilir? Kuvvetleri eşit olabilir. Bakın kime? 1 eşit olabilir. 2 eşit olabilir. Ama 3 olamaz. Çünkü 2 üzeri A 2'nin kuvveti demektir. Bir de ne olabilir? 4 olabilir. Hemen yazalım. 2 üzeri A arkadaşlar 1 olması için A'nın ne olması lazım? 0. Bu da olamaz. Çünkü A neydi? Pozitif tam sayı idi. 2 üzeri A'yı o zaman arkadaşlar iki eş dediğimizde a bir geliyor. Evet bir pozitif tam sayı. Pozitif doğal sayı da yazabiliriz. 2 üzeri a arkadaşlar 4'e eşit olduğunda yine a buradan 2 yani o da bir pozitif tam sayı geliyor. Şimdi arkadaşlar o zaman n yani şu da olamıyor. 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 4 oluyor. Hemen yazalım. n 3 üzeri 2'den 9 olabiliyor. n 3 üzeri 4'ten 81 olabiliyor. E toplamı da arkadaşlar 90 olur. Yani cevabımız Edirne'dir. Evet arkadaşlar 2019 AYT sorusu. X sayısı demiş birden büyük bir tam sayı olmak üzere 64 bölü X oranının demiş bir tam sayı oldu. Şimdi bunun tam sayı olabilmesi için arkadaşlar X'in 64'ün bölenlerinden olması gerekiyor. 64 2'nin bir kuvveti zaten o zaman X arkadaşlar 2'nin kuvvetlerinden olacak. 2 üzeri 0'dan başlarım ama bu da olmaz. Niye? Çünkü 2 üzeri 0 1'e eşittir. Burada birden büyük dediği için bunu da alamayız. O zaman 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 zaten 64 burada bırakalım. Şimdi diğer ifadeye baktığımda elen 64 bölü elen x'i görüyorum. Bu ifade arkadaşlar logaritma x tabanında 64 demektir. Yani logaritma x tabanında 2 üzeri 6 demektir. Şimdi arkadaşlar biz x'e zaten yukarıda gördüğümüz değerlerden birini vererek tam sayı gelip gelmediğine bakacağız. Ha, burada şuna dikkat edebilirsiniz. Kuvvetler öne geliyor ya. Siz x'e e vereceğiniz e, değerin kuvvetine bakın. Eğer o kuvvet 6'ya bölünmüyorsa tam gelmeyecektir. Yani ben mesela x'in 2 üzeri 1 yazarsam o zaman 6 1'e tam bölündüğü için arkadaşlar burası tam geliyor. Yani olmuyor. Bir örnekle gösterelim. Logaritma mesela ben x'e 2 üzeri 1 verdim. 2 üzeri 6. Burada ne oldu? Kuvvetler öne geldi. 6 bölü 1. 6 geldi. Yani tam geldi. O yüzden arkadaşlar bunu alamıyoruz. Tam gelmemesi lazım. Mesela 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 3'ü de alamam. Niye? Mesela birini gösterelim yine. Logaritma 2 üzeri 2 tabanında 2 üzeri 6 dediğim zaman ifade 6 bölü 2'ye eşit olacak. Zaten logaritma 2 tabanındaki 1 oluyor. Yani tam sayı oluyor. O zaman bu da olunmuyor arkadaşlar. Aynı şekilde 2 üzeri 3 de olmaz. Bu sefer 6 bölü 3 olacak. Yine tam gelecek. 2 üzeri 6 da olmaz. O zaman da zaten direkt 1 geliyor yani ifade yine tam sayı oluyor. Ancak 2 üzeri 4'ü ve 2 üzeri 5'i kullanırsak x yerine arkadaşlar tam sayı gelmez. Örneğin logaritma 2 üzeri 4 tabanında 2 üzeri 6 ne işte olacak? 6 bölü 4'e yani 3 bölü 2 olacak. Tam sayı olmayacak. Yine aynı şekilde diğeri de arkadaşlar 6 bölü 5 gelecek. Yine tam sayı olmayacak. İşi uzatmaya gerek yok. Yani biz x arkadaşlar 2 üzeri 4 16 ve 2 üzeri 5 32 değerlerini verebiliyoruz. Bizden bunların toplamı istenmiş. Cevap da 16 artı 32'den arkadaşlar Evet. 48 yani Ceyhan olur. Evet arkadaşlar 2019 AYT sorusu. Ada kullandığı bilimsel bir hesap makinesinde n 32'den küçük veya eşit olmak üzere diyor. Her n pozitif tam sayısı için logaritma 2 tabanında n değerini hesaplıyor ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Ada ekranda görünen değer tam sayı ise o sayıyı Ondalıklı sayı ise o sayının tam kısmını bir kağıda yazdıktan sonra yazdığı bu sayıların tamamını topluyor. Buna göre adanın bulduğu toplamın sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Evet logaritma 2 tabanında birden başlayalım. Logaritma 2 tabanında 1 arkadaşlar biliyorsunuz sıfıra eşittir. Logaritma 2 tabanında 2 diye devam edelim. Çünkü burada birden başlıyor. 32'ye kadar pozitif tam sayıların hepsini kullanacak arkadaşlar. Bu da 1'e eşittir. Logaritma 2 tabanında 3 o da 1 küsürdür. Logaritma 2 tabanında 4 2'ye eşit olur. Şimdi logaritma 2 tabanında 5 dediğim zaman o da 2 küsür olacak arkadaşlar. Ne zaman 3 olacak? Logaritma 2 tabanında 8. Yani 2'nin kuvvetinde arkadaşlar 3'e eşit olacak. Daha sonra 4. kuvvete kadar yani 16'ya kadar hep 3 küsür gidecek. Logaritma 2 tabanında 9 arkadaşlar 3 küsür oluyor. Ta ki logaritma 2 tabanında 16'da bu 4'e eşit oluyor. Ve böyle devam ediyor. Mesela logaritma 2 tabanında 17 arkadaşlar 4 küsur olacak. Ne zaman 5 olacak? 2'nin 5. kuvvetinde. O da arkadaşlar 32'de. Yani logaritma 2 tabanında 32 ancak 5'e eşit olacak. Şimdi arkadaşlar bunların tam kısımlarını tek tek toplayalım. Şimdi sıfırı zaten toplama katmaya gerek yok. Kaç tane 1 var? 2 tane 1 olduğunu görebiliyoruz. Şuradan 2 çarpı 1. Kaç tane 2 var? Hemen ona bakalım. 4'ten 8'e kadar ama 8 dahil değil arkadaşlar. O zaman 4 tane oluyor burada. O zaman 4 tane arkadaşlar 2'yi ekliyorum. Çünkü hepsinin tam kısmı gördüğünüz gibi 2. Devam edelim. Artı Kaç tane 3 olacak arkadaşlar? Hepsinin tam kısmı 3 olan ta ki 16'ya kadar. 8'den 16'ya kadar 16 dahil değil. Burada 8 tane arkadaşlar tam kısmı 3 olanlar oluyor. 8 çarpı 3 onların toplamı. Artı. Sonra arkadaşlar kaç tane 4 var? Bu da 16'dan 32'ye kadar ama 32 dahil değil. 16 tanesinin arkadaşlar tam kısmı 4'tür. 16 çarpı 4 de onların toplamı. Artı bir tane de 5 var arkadaşlar. O da 32'de geliyor zaten. 32'de de bitiriyoruz. Çünkü en 32'den küçük veya eşit demiş soruda dikkat edersiniz. Şimdi bunları topladığımızda 2 artı 8 artı 24 artı 64 artı 5. Evet şurası 10. Diğer taraf 88 artı 5. 98 artı 5. 103. Yani arkadaşlar cevabımız buradan denizli olur. Evet arkadaşlar soruda. Şekildeki eşit kollu terazi diyor. Dengede olduğuna göre x'in y türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar sol tarafta 2 tane 9 üzeri x görüyorum. Sağ tarafta 6 tane y görüyorum. O zaman 2 çarpı 9 üzeri x arkadaşlar 6 y'ye eşittir diyorum. Hemen sağ değiştirmeyi yapayım. Ve burada 9 üzeri x arkadaşlar 3 y'ye eşit olur. Hemen x'i yalnız bıraktığımızda logaritma 9 tabanında 3 y'ye eşit olur. Ancak cevap şıklarında yok. Ne yapacağız? Düzenlemeler yapacağız. Hemen yapalım arkadaşlar. 9 biliyorsunuz 3'ün karesi. Biz onu öne ne olarak alırız? 1 bölü 2 olarak alırız arkadaşlar. Tabanın kuvvetini. O zaman ifade ne olacak? Logaritma 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3y olacak. Ve arkadaşlar orada 3 çarpı y'yi de hemen ayıralım. 1 bölü 2 parantezinde ifadeyi logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında y şeklinde düzenleyebiliriz. Ve burada 1 bölü 2 parantezinde arkadaşlar 1 artı logaritma 3 tabanında y gelir. Yani cevap burada Ceyhan olur. Evet arkadaşlar, soruda denklemini sağlayan x değeri kaçtır demiş. Hemen şu hatırlatmayı yapalım arkadaşlar. a üzeri logaritma a tabanında x biliyorsunuz x'e eşittir. Şimdi ifadeye baktığımda 10 üzeri logaritma 10 tabanında 2x görüyorum. O zaman bu ifade direkt 2x'e Diğeri arkadaşlar x kareye, diğeri de 1'e eşittir. Ve bu ifade 9'a eşitmiş. Düzenlediğim zaman x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0 olur. Çarpanlarını ayırdığım zaman x artı 4 x eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayrılıyor. Çarpımları eksi 8 toplamı 2 olan iki sayı 4 ile eksi 2 biliyorsunuz. x buradan arkadaşlar eksi 4 veya 2 gelir. Ancak eksi 4 olmaz. Niye olmaz arkadaşlar? Çünkü logaritmanın tanımı gereği Bakın burada logaritma 2x'i görüyorsunuz. x'in ne olması lazım? Kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar cevabımız 2'dir. Evet arkadaşlar soruda tanımlı olduğu aralıkta demiş fx eşittir logaritma a tabanında x eksi 2 olarak verilmiş. f'in tersinde 2, 66 olduğuna göre a değeri isteniyor. Burada arkadaşlar f66'nın 2 olduğunu görebiliyoruz. Hemen burada x yerine 66'yı yazalım arkadaşlar. O zaman ne olacak? Logaritma a tabanında 66 2 geliyor. Ve bu da arkadaşlar 2'ye eşitmiş. Yani logaritma arkadaşlar A tabanında 64 2 ise buradan 64 arkadaşlar A üzeri 2 gelir. Ve A da 8 veya eksi 8 olur. Ancak A burada arkadaşlar taban. Taban biliyorsunuz sıfırdan büyük olacak ve taban kesinlikle 1 olmayacaktı. Bu şartlarda arkadaşlar eksi 8 olamaz. A buradan 8 olur. Evet arkadaşlar işlemin sonucu bizden isteniyor. Şimdi paydada arkadaşlar toplama işlemlerini önce yapmamız lazım. Hemen bir yerine soldakinde arkadaşlar logaritma 5 tabanında 5 yazıyorum. Niye? Çünkü o logaritmanın tabanı 5 olduğu için. Hemen logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 7. Bir bölü diyelim. Diğeri de bu sefer e, taban 7 olduğuna göre bir yerine bu sefer logaritma 7 tabanında 7 yazacağım arkadaşlar. Artı diğeri de logaritma 7 tabanında 5 zaten. Pay 1. Şimdi arkadaşlar payda da işlemleri yapalım. 1 bölü bunları ne yapabiliriz? Çarpabiliriz. Logaritma 5 tabanında çarptım. 5 çarpı 7 geldi. Yani 35. Diğeri de 1 bölü. O da logaritma 7 tabanında arkadaşlar. 7 çarpı 5. O da 35. Şimdi 35'tir arkadaşlar. Tabanı alabilmem için ne yapacağım? Bunları yukarı alacağım. Yani logaritma 35 tabanında 5 artı logaritma 35 tabanında 7 eşit olacak. Bu da arkadaşlar logaritma 35 tabanında 35'e eşit oluyor. Yani 5 çarpı 7 oradan zaten biliyorsunuz. Buradan cevabımız 1 geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra da logaritma 2'nin yaklaşık değeri verilmiş. Ve burada sayının kaç basamaklı olduğu isteniyor. Önce bu sayıyı arkadaşlar isterseniz düzenleyelim. 64 biliyorsunuz 2 üzeri 6'dır. Üzerinde 16 olacak. Bir de 4. elden kök 2'nin de 16. kuvveti olacak. Şimdi 2 üzeri 96 yaptı. 6 çarpı 16 diyedi arkadaşlar. Şu 16 ile 4'ü sadeleştirdiğinizde 4 kaldı. Yani 2 üzeri 4 geldi ve oradan 2 üzeri 100'ü görüyoruz. Şimdi biz 2 üzeri 100'ün arkadaşlar logaritmasının yaklaşık değerini bulursak kaç basamaklı olduğunu da rahatlıkla bulabiliriz. Nasıl? Şimdi arkadaşlar logaritma 2'yi görüyorsunuz. Zaten burada yaklaşık olarak verilmiş. 0,301. Burada tam kısımda arkadaşlar 0. E 2 kaç basamaklı? 1 basamaklı. Mesela ben size logaritma 10 desem ne gelir? 1 gelir, değil mi? Bunun tam kısmı ne? 1. Sayı kaç basamaklı? 2. Mesela arkadaşlar logaritma 75 desem bu 1 küsürdür. Bakın tam kısmı 1, sayı kaç basamaklı? 2. Yani 1 fazlası geliyor. Mesela logaritma 100 dediğimde arkadaşlar ne olacak? 2 gelecek, değil mi? Bakın tam kısım 2, sayı kaç basamaklı? 3. Yani 1 fazlası. Mesela logaritma arkadaşlar 752 desem bu yine 2 küsür gelecek. Tam kısmı 2. Sayı kaç basamaklı? 3. Yani arkadaşlar her zaman e, logaritmasını hesapladığınızda yaklaşık değerin tam kısmının bir fazlası logaritmasını aldığınız sayının size basamak sayısını verir. Ben o zaman logaritma 2 üzeri 100'ü hesaplarsam o da 100 çarpı logaritma 2 demektir. Yani 100 çarpı 0,301'i yazalım. Bunu 100 ile çarptığımızda 30,1 olur. Şimdi arkadaşlar tam kısmı ne bunun? 30. Siz 30'un bir fazlasını alacaksınız. 31 basamaklı bir sayı olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar soruda logaritma 2'nin ve logaritma 18'in yaklaşık değeri verilmiş. 81 üzeri 30 sayısı kaç basamaklıdır diyor. Şimdi bunu düzenlediğimizde bu 3 üzeri 4 üzeri 30 yani 3 üzeri 120 yapar. Bunun logaritmasını hesaplarsak arkadaşlar yaklaşık değerini bulursak kaç basamaklı olduğunu da bulabiliyorduk hatırlarsanız. Tam kısmının bir fazlası kadar basamaklı diyorduk hatırlarsanız. Bu da 120 çarpı logaritma 3 oluyor. Şimdi logaritma 3'ü bilmiyoruz. Onu da bulacağız verilenlerden. Hemen logaritma 18'i düzenleyelim. Logaritma 18 arkadaşlar logaritma 3'ün karesi çarpı 2. Yani Logaritma 3'ün karesi artı logaritma 2 oluyor. Oradan 2 logaritma 3 artı logaritma 2. O da zaten 0,301 verilmiş. Logaritma 18'e 1,255 verilmiş. Buradan arkadaşlar logaritma 3'ü bulalım. 0,301'i karşı atalım. 1,255'ten çıkardığımızda arkadaşlar 0,954 2 logaritma 3'e eşit olacak. Ve logaritma 3 oradan arkadaşlar 0,477 olur. Şimdi bunu arkadaşlar logaritma 3 yerine yazalım. 120 çarpı 0,477 diyelim ve oradan 57,24'ü bulabiliriz. Ve arkadaşlar tam kısım nedir burada? 57 değil mi? 57'nin bir fazlası kadar olacak. Yani arkadaşlar 58 basamaklı bir sayı diyebiliriz. 81 üzeri 30'a. Evet arkadaşlar soruda da işlemin sonucu bizden istenmiş. Soru incelediğimde arkadaşlar birbirinin eşleni olan ifadeleri görüyorum. Ve aradaki bakın kökün içindeki farklar da 1 olduğundan dolayı. Yani mesela kök 6, kök 5. 6 ile 5 arasındaki fark 1. Diğeri kök 8, eksi kök 7. Yani 8 ile 7 arasındaki fark 1 olduğundan dolayı arkadaşlar. Ve bunlar da birbirinin eşleni. Biri diğerine arkadaşlar eksi birinci kuvvetine eşit oluyor. Mesela 1 bölü Kök 6 artı kök 5'i inceleyelim. Ben bunu arkadaşlar kök 6 eksi kök 5 ile çarptığımda ne eşit olacak? Pay kök 6 eksi kök 5 paydamızda 6 eksi 5'ten 1. Yani kök 6 artı kök 5'in arkadaşlar eksi birinci kuvveti kök 6 eksi kök 5 geldi. Yine aynı şekilde kök 8 eksi kök 7'in arkadaşlar eksi birinci kuvveti kök 8 artı kök 7 gelecektir. Hemen bunları arkadaşlar ifadede yerine yazalım. Logaritma kök 8 artı kök 7 tabanında kök 8 artı kök 7'nin eksi birinci kuvveti olacak. Diğeri de logaritma kök 6 eksi kök 5 tabanında kök 6 eksi kök 5'in eksi birinci kuvveti diyeceğim ama orada bakın bir de 2 var. Bu ikiden dolayı arkadaşlar hani eksi birinci kuvvetin ikinci kuvveti ne oluyor? Eksi ikinci kuvveti oluyor. Ve buradan arkadaşlar. Eksi 1 soldaki. Sağdaki de eksi 2 geliyor. Topladığımızda cevap buradan eksi 3 olur. Evet arkadaşlar soruda x bir gerçek sayı olmak üzere a ve b değerleri verilmiş işlemin sonucu isteniyor. Şimdi istenene baktığım zaman arkadaşlar a çarpı b'leri görüyorum. Hemen a çarpı b'yi bulayım. A ile b'yi çarptığımda arkadaşlar yani e üzeri 3 cos kare x ile e üzeri 3 sinüs kare x'i çarpalım. Tabanlar aynı. Üstler toplanıyor. İfade ne oluyor? E üzeri 3 parantezinde kosinüs kare x artı sinüs kare x oluyor. Kosinüs kare x ile sinüs kare x'in toplamı zaten biliyorsunuz 1'dir. Bu da e üzeri 3 çarpı 1'den e üzeri 3 olur arkadaşlar. A çarpı b. Ve bunu hemen yerine yazalım. Soruda elen e üzeri 3 oluyor. Artı logaritmanın tabanına dikkat edin. 1 e. Bu e üzeri eksi 1 demek. Bu da a çarpı b yerine biz e üzeri 3 yazınca bu 1 bölü e üzeri 3. Yani arkadaşlar e üzeri eksi 3 oluyor. Şimdi kuvvetleri öne alalım. 3 elen e artı diğerinde eksi 3 bölü eksi 1 çarpı logaritma e tabanında e geliyor. Elen e arkadaşlar biliyorsunuz logaritma e tabanında e demektir. Yani 1. Yine aynı şekilde logaritma e tabanında e 1 zaten sağ taraf. Orada eksi 3 eksi 1'e böldüğümüz zaman 3 cevap da buradan arkadaşlar 6 gelir. Evet arkadaşlar soruda A ve B değerleri verilmiş. Logaritma 72 tabanı 45'in A ve B türünden ifadesi bizden isteniyor arkadaşlar. Şimdi verilen ifadelere baktığımda ortak olan ne görüyorum? 5. O zaman bu 5'leri tabanda olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Zaten birinde tabanda da diğerinde tabanı alabilirsiniz. Logaritma 5 tabanda 2 arkadaşlar ne işte olacaktır? 1 bölü B'ye. Buradan devam edebilirsiniz. Yani ifadeyi 5 tabanda yazarak arkadaşlar sonuca ulaşabilirsiniz ancak ben bu şekilde yapmayacağım. A ile B'yi çarpacağım. A ile B'yi çarptığımda arkadaşlar logaritma 5 tabanında 3 çarpı logaritma 2 tabanında 5'i çarptım. 5'ler gitti. Bu ifade logaritma 2 tabanında 3'e eşit olacak. Ve ben isteneni bu sefer 2 tabanında yazacağım. Bakın. Logaritma kitabında 3'ü kullanmak için hemen 2 tabanında yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 45 bölü logaritma 2 tabanında 72 diyorum. Hemen 45 arkadaşlar asal çarpanlarına ayırdığımızda 9 çarpı 5 bunu da logaritma 2 tabanında 9 yani 3'ün karesi artı logaritma 2 tabanında 5 diye düzenleyebiliriz. Alttaki 9 çarpı 8 yani logaritma 2 tabanında 9 3'ün karesi yine artı 8 de logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 şeklinde düzenleyebilirim. Şimdi arkadaşlar kuvvetleri öne aldığımızda 2 logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 zaten b'ye eşit bölü 2 logaritma 2 tabanında 3 artı diğer de arkadaşlar 3'e eşit 3'ü ön aldığımızda logaritma 2 tabanında 2 zaten 1. Şimdi logaritma 2 tabanında 3'ü görüyorum. O da arkadaşlar a çarpı b'ye eşitti. 2ab artı b bölü aşağıda yine e, logaritma 2 tabanında 3'ü görüyorum. 2ab artı 3 şeklinde olacaktır. Evet arkadaşlar soruyu diğer yöntemle de çözelim isterseniz. Şimdi logaritma 2 tabanında 5 arkadaşlar. Biz logaritma 5 tabanında 2 şeklinde yazdığımızda bu ifade ne eşit olacak? 1 bölü B'ye. O zaman her ikisi de 5 tabanda olduğundan dolayı istenen ifadeyi de arkadaşlar 5 tabanında yazabiliriz. İfade ne olacaktır? Logaritma 5 tabanında 45 bölü. Logaritma 5 tabanında 72 olacaktır. Şimdi 45'i 5 beş çarpı 9 şeklinde yazdığımızda logaritma 5 tabanında 5, 9'da arkadaşlar 3'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Logaritma 5 tabanı 3'ün karesi olacaktır. 72 8 çarpı 9 şeklinde yazılacaktır. Onu da logaritma 5 tabanında 8 artı logaritma 5 tabanında 9 şeklinde ayırabiliriz. 8'i 2'nin küpü 9 arkadaşlar. Yine 3'ün karesi şeklinde yazalım. Logaritma 5 tabanında 5 1'e eşittir. Artı 2 çarpı logaritma 5 tabanında 3 olacak. O da arkadaşlar A'ya eşit oluyor. 2A bölü 3'ü öne aldık. Logaritma 5 tabanında 2'yi görüyorum. O da arkadaşlar 1 bölü B'dir. Artı 2 çarpı diğeri de A olacaktır. Şimdi arkadaşlar önce paydada bir düzenleme yapalım. 3 artı 2 AB bölü B olacaktır. Alttakini ters çevirip üstteki de çarptığımızda 2 AB artı B bölü 2 AB artı 3'ün bu şekilde de geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda fonksiyonun en geniş tanım kümesi isteniyor. Şimdi burada kare kökü görüyoruz. Köklü ifadelerde arkadaşlar derece çift olduğunda kök içi sıfırdan büyük ve eşit olması gerekiyordu. O zaman logaritma 8 eksi x bölü x ifadesi arkadaşlar sıfırdan büyük veya eşit olmalı. Bir de arkadaşlar logaritmanın tanımı gereği biliyorsunuz logaritmasını aldığınız fonksiyon sıfırdan her zaman büyük olması gerekiyor. Yani 8 eksi x bölü x ifadesi sıfırdan büyük olacak. Burada arkadaşlar iki tane eşitsizliğimiz var. Birinci ve ikinci diye bunları isimlendirelim. Birinci eşitsizlikle devam edelim. 8 eksi x bölü x ifadesi arkadaşlar 10 üzeri 0'dan büyük veya eşit olacak. Yani 1'den. 1'i sola alalım. 8 eksi x bölü x eksi 1 büyük eşittir 0 olur. Bunu düzenlediğimizde arkadaşlar payda eşitlediğimizde 8 eksi 2x bölü x büyük eşittir 0 olacaktır. Bu eşitsizliğin paydası ve payının arkadaşlar kökleri 4 ve 0'dır. Bunlar bir kenarda dursun. İkinci eşitsizlikte arkadaşlar pay ve paydanın köklerine baktığımızda 8 ve 0'ı görürüz. Şimdi arkadaşlar tablomuzda 2 tane satır olacak. 1 ve 2 değil. Bulduğumuz kökleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 0, 4 ve 8. Birincinin kökleri arkadaşlar 0 ve 4. Şöyle yazalım. Hatta eşitlik de var. ve payın kökü burada ne olacak? Dahil olacak. Şöyle içini kapatalım. İkincinin kökleri arkadaşlar 0 ile 8. Şimdi arkadaşlar en sağdan işarete bakalım. Birinci de arkadaşlar 2x'in işareti bakın eksi. Payda, paydadaki x'in işareti arkadaşlar artı. Ne yapıyoruz? eksiyle? Başlıyoruz. Eksinin artıya bölümü ya da ile artının çarpımı dersiniz, eksi gelir. Ve arkadaşlar en sağdan eksiyle başlarsınız. Sadece kendi kökünde işaret değiştir. Artı tekrar kendi kökünde işaret değiştirdi. Aynı şekilde arkadaşlar ikinci bakalım. Pi de bakalım. Pay ve paydada x'in katsayısına bakıyorsunuz. Pay kısmında eksi, paydada artı. Yine eksinin artı oranı negatiftir. Eksiyle başlayın arkadaşlar en sağdan ve kendi kökünde işaret değiştirin. Evet. Şimdi arkadaşlar bizden sıfırdan büyük ve eşit olduğu yerleri istediğinden dolayı birinci de pozitif olan yerleri işaretleyelim. İkinci de, de aynı şekilde arkadaşlar pozitif olanları işaretleyelim. bu şekilde. Evet iki defa taranan bir bölgemiz var. Bakın sıfırla dört aralı. Burada arkadaşlar sıfır dahil değil ancak dört. Hem birinci de hem ikinci de dahil olduğu için dört dahil oluyor. Cevabımız arkadaşlar sıfırla dört aralı. Yani Ceyhan olur. Evet arkadaşlar soru da eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi arkadaşlar ifadeye baktığımda zaten çarpanlarına ayrılmış. Her çarpanı ayrı ayrı sıfıra işleyerek kökleri bulabilirim. Hemen kökleri bulalım. x arkadaşlar 3 logaritma 2 tabanında 5. Diğerinde x eşittir eksi 2 logaritma 3 tabanında 5 gelir. Bu da arkadaşlar şu kaç sayıları evet üstse şöyle geri atalım. Logaritma 2 tabanda 5'in küpü yani 125. Diğerinde arkadaşlar x eşittir logaritma 3 tabanında 5 üzeri eksi 2. Yani 1 bölü 25 olur. Ve düzenlediğimizde arkadaşlar 2 üzeri x'in 125. Diğer tarafta 3 üzeri x'in 1 bölü 25 olduğunu görebiliriz. Şimdi arkadaşlar x hangi aralıkta bunu bulalım. Hangi artışı iki tam sayı arasındadır. Hemen 125 arkadaşlar 2'nin kuvvetleri arasında yazalım. Mesela 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 7 arasındadır. Yani arkadaşlar 64 ile 128 arasında değil midir? Buradan arkadaşlar x'in 6 ile 7 aralığında olduğunu görebilirsiniz. Hatta 7'ye daha yakın diyebilirsiniz. Diğerine bakalım arkadaşlar. 3 üzeri x 1 bölü 25'e eşit. Şimdi biz 1 bölü 25'e bakacağız. 3'ün hangi ardışık 2 kuvveti arasında ona bakacağız. Bu da arkadaşlar 1 bölü 27 ile Şöyle yazalım. 1 bölü 9 arasındadır. O zaman arkadaşlar 3 üzeri eksi 3. Burası 3 üzeri x. Diğeri de 3 üzeri eksi 2. Yani buradan da x'in arkadaşlar eksi 3 ile eksi 2 aralığında olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sayı doğrusunu arkadaşlar küçükten büyüğe doğru şöyle yazalım. Önce hangisini yazıyoruz? Bakın burada x'in aralığı eksi 2 e, küsür diyebiliriz. Mesela eksi 2 küsür bir tanesi. Diğer de arkadaşlar 6 ile 7 olduğu için 6 küsür diyebilirsiniz. Şöyle iki tane kök var. En sağdan arkadaşlar işaretlere bakalım. Burada x'in işaretleri her ikisinde de pozitif. O yüzden arkadaşlar artı ile başlıyorsunuz. Artı ile artının çarpımı artı geliyor. En sağdan artı ile başladınız. Eksi artı. Bizden sıfırdan küçük olan yeri istemiş. Bakın küçüktür sıfır diyor. O zaman şu aralığı bizden istiyor demektir arkadaşlar. Yani istenen aralık arkadaşlar eksi 2 küsür ile 6 küsür arasında. Bu aradaki tam sayılar eksi 2 olur. Eksi 1 olur. Bu şekilde devam eder. 0, 1 diye nereye kadar gidecek arkadaşlar? 6'ya kadar. 6 da oluyor. Çünkü 6 küsür 6 küsürden küçük olması gerekiyor. Bu aradaki tam sayının hepsi oluyor. Burada da arkadaşlar 9 tane tam sayı olduğunu görebiliyoruz. Yani cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.